Yok, tantrik. Tantrik. Valla kendince bir anlam var da beni de çok ilgilendirmiyor açıkçası. Ben çünkü tanık koruma programındayım. Aslında benim ismim Vehbi Yahut. Organize suç örgütlerinin içine sızıyor. Büyük başları ihbar ediyorum. Küçük başları da bu işten çekiliniyorum. Abilik yapayım yani. İyiyim insanım. Kötü değilim. Ama bu işlere bir kere girdik. Ben de bu şekilde takılı kaldım. Asıl kaldım. Neyse, bu işlerin içindeyim. Memnun değilim tabii kardeşim. Kim ister böyle bir dünyada? Allah'ın narsist manyaklarıyla uğraşıyorsun. Psikopat. Travmatik. Kere değiştirmedim kardeş, ben burada. Ne sandınız? Amerika mı sandınız? Kayseri'den Kars'a. Siirt'ten Giresun. Estetik değil de saç sakal boyuyoruz. Kıyafet değiştiriyoruz. Tarzı yani. Zaten tanık koruma programı insanın içindedir. Sen istediğin kadar estetik operasyon ol. İsmini, dilini, ülkeni değiştir. Yine de kendini değiştirmesin. Yakalanırlar. Bulurlar. Nereye girsen bulurlar. Suç örgütü öyle de pis bir şeydir. Takip ederler. KKTC'de bir abim var benim. O anlattı. Bir rahmetli 70 sene kaçıyor. 71'de buluyorlar. 71'de 71. sene. Esselamu aleyküm, ben Oralet Necmi. Oralet. Vardı ya eskiden. Suyu katıyorsun. Aynar suyu. Portakalla. Elmal. Kart. Sonra kimliği yaptılar, orada bozdu. Doğru söyleyin, Lezzo'da vardı. Ha, ben Oraletçiyim. Daha çok seviyorum. Tabi portakal. Şimdi de mesela çubuk tarçın kaynatırsın. O da güzel olur. Onu da severim ama Oralet şekerli. Ben de şeker seviyorum. Dişler hep çürük. Hatta o kadar şekerli kullanayım ki burnum da çürüdü ben. Valla doktor dedi ki, lan Necmi dedi, senin gibisini görmedim. Burun çürüyünce beyin de hafif gitti. He. Tam düşünemiyorum. Biz yüzü anlama yok. Bazı şeyleri birbirine bağırıyorum ama algı da zayıflama. Normal gibi değil. Sağlıklı olmak isterim. Şimdi tekrar dünyaya gelsin. Bu kadar oralet kullanılmıyordu sanmıyorum. Ama zamanda ben tank mahvettim. Tank var ya, tank. O da oraletin soğuğu. Portakallısını falan çok içtik. Bir vişnelisi öksürük şurubu gibi. Onu içmedim, beğenmedim. Ama portakallı içtik. Ben kafa orada gitti. Dediler bu kadar içme lan dediler. Sabah kalkınca içme. Ya abi bir şey olmaz dedim. Olama abi bu dedim. Yok dedim, midenin bu da değiller dedi. Dinlemedim. Şimdi hiçbir şey hatırlamıyorum da. Dört işlemi çözemiyorum. Maç izliyorum, anlamıyorum. Koptum. Ama devam ediyoruz işte. Yaşıyoruz kardeşim. Ne yapalım? Bu kadar dip bırakacak halimiz yok. Merhabalar. Sıtkı Zafer Karnıyarık. Evet, yemek gibi. Kardeş, sıradaki mevzuya geçsek. Allah Allah ya. Çocukluğumdan beri travma yaşamışım zaten. Karnıyarık diye soyadım mı oradan? Neyse. Merhabalar, ben Bahtiyar Sıtkı Bey'in yardımcısıyım. Kendisinin şekeri var. O yüzden o sinirlenince ben ilgileniyorum. Röportaj için sizle para konuşmuş muydu? Şimdi uzun röportaj 50 bin. Kısa röportaj 5 bin. Bunun arasındaki farkı da ben karar veriyorum. İnternette de bak, bahtiyarreport.com'da yazıyor zaten ayrıntılı. Neye göre değerlendireyim? Hadi sen kafadan sallama değil. Esselamu aleyküm. Ben Bahtiyar'ın kayınpederiyim. Yurt dışına kaçtı. Kızı da benim ortada bıraktı. Allah onun bin bir belasını versin. Ben İrfan Tüzüner, gazeteciyim, araştırmacı gazeteciyim. Konuyla ilişkin araştırma yaparken acayip korktum. Ya bu Bahtiyar, Bahtiyar, Karnıyarık falan, bunlar sakat işler. Derin devlet bunu. Allah, aman girdin mi çıkamazsın. Ben de o durumdayım. Açıyorum. Şu an Rusya'dayım ben. Rus mafyası da arıyor beni. Oradan da sıçtık. Artık anca dua işe yarar. Yalnız İbranice, benim dinim o taraf. Beyin nakli bekliyorum. Esselamun aleyküm, ben Gribar Kazım. Nezle, soğuk algınlığı, üst solunum, alt solunum, virüt, en yeni gripler, N1H1, 5N1K, hibrit virüsler, son biyolojik silahlar, kel aşısı, bilgi hapı, ayak kokusuna son, kepek ilacı, köpek ilacı, saç sakal kesimi, yıkama yağlama, rot balans, sırıklı denge, serbest atlama, 10.000 bakım, 100.000 bakım, parlayan yıldızlar takımı, mavi akımı, kaymaklı sultan lokumu, beyin biti, serengeti, kalamiti, kafiye sorununa çözüm, kekemeliğe çare, şaşılık, kepçe kulak. Misyonumuz iyileşmek, iyileştirmek. Değerlerimiz Allah, Peygamber, Fener. Vizyonumuz 2453. Hedeflerimiz daha ileri, en ileri. Sloganımız durursak yok. Küfürlü oldu. Durmak yok. Orada vardı. Durmayacağız. Caz mı diyelim, cağız mı diyelim abi? Bence sessiz kalma hakkımızı kullanalım. Peki, saygılarımızı sunuyoruz. Merhaba Baradın, Paspartum, Zekai Baron'u sahneye davet ediyorum. Teşekkürler Zekai abi. Evet, soru duydunuz. Sıraya geçelim. Merhabalar, ben Ediz Un. Un değil, Un. Evet, çok benziyor. Göz sadece ekrana, görüntülere odaklanıyor. Göz de beyine devamlı onu gönderiyor. Düşünce fazla yok. Sadece takip ediyorsunuz. Dolayısıyla da yavaş yavaş beyinde ufalmalar, küçülmeler başlayabiliyor. Belli yaşlardan sonra. Ben doğa yürüyüşüyüm. Outdoor. Böyle doğada bir şey oldu mu hemen uyanışa geçeriz. Yani babam giller 78 yılında Elgalat Ormanı'na düşürmüş. O zaman orada vahşi hayat varmış. Abi beni aylar yavrusu bilmiş. Büyütmüşler, okutmuşlar. Okul ayrı bir hikaye, onu anlatayım. Şimdi değil. Arkadaşım dedi ki, Ediz dedi. Az kaskı söyleyeyim yani. Aslında anlayamadım. Sen aileysin dedi. Ben bir kötü oldum. Üzülüyorsun tabii. Kendini onca zaman bir şeyim diyebilmişsin. Bir bakıyorsun başka bir şey. Ayağına mı sordun? Abi konuşmuyor. Böyle baktı. Ben de o bir şey söylemeyince zaten söylemiyor da. Neyse, anladım işte. Hissediyorsunuz abi. Sonra insan ailem buldum. Ağır konuştum. Bebe ormanda nasıl kaybedilir?
Mormon Salih, Mormon. Bundan birkaç sene öncesinde Kuşadası'nda tanıştığım olgun bir bayan tarafından bana hediye edilen Mormon kitabıyla hayatım değişti. İsmini vermeme gerek olmayan bir otel zincirinde çalışmaya başladım. Kısa süre içinde yükseldim. Çevremi genişletirken bir yandan eğitimimi tamamlıyordum. Siyasi, bürokratik, geniş bir çevrem oluşmuştu. Bu çevrelerde herkesin birbirine yardım ettiği, kendinden bahsedilmeyen bir ağ olduğunu fark ettim. Büyük düşünmeliydim. Artık zamanı gelmişti. Illuminati'ye girecektim. Bunun için dolarların üzerinde yazan gizli bir adrese gittim. Özür diliyorum, yerel polis tarafından takip edildiğimi üzülerek fark ettim. Ne diyorduk? Ha, burada Benjamin Franklin Code isimli yetkili bir beyle tanıştım. O bana yeni bir kitabın varlığından bahsetti. Güç kitabı. Sonunda büyük sırra ulaşmıştım. Bir sonraki adımı merak ediyordum ki tanımlayamayacağım bir varlık benimle bağlantıya geçti. Tarih boyu bütün insanları büyüleyen en büyük derde çare bulmuştum. Ölümsüzlük her şeyin sahibi olabilirdi. Bilgelerin bilgesi, kainatın valisi. Epeyce güçlü olabilirdim. Herkesten güçlü olabilirdim. Peki niye daha fazlası olmasın diye düşündüm. Daha fazlasını istiyordum. Daha fazlasını. Daha fazlasını. İnsanlar bana adaklar adasın. Dualar etsinler. İşte orada elektroşoklar yemeye başladık. Şok üstüne, şok üstüne. Kafa gitmiş abi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kafa gitmiş Salih. Salih kafa gitmiş, geçmiş olsun. Ne yapıyorsun Salih? Salih. Okula gideceksin, kalk. Kalk Salih, okula gideceksin. Okula gideceksin. Önüne giy Salih. Oy Salih'im. Salih uyan. Salih Bey. Mormon. Mormon. Sağlam amperlerden imal edilerek yıllarca dayanır. Eşsiz güvenlik özellikleri, büyük dikme yüzeyi, 3 adet kaymaya karşı güvenli kauçuk ayakları ve 3... Nihayet bizzat sizin için anne babanız, büyük anne ve babanız veya arkadaşlarınız için çast dikeyine artık giremiyor. Elinden daha kolay giremez. Bu hesaplarla asla bakma. Mükemmel genel hastalık, yerdeki tüm engelli vardı benziği sağlar. Çast dikeyine artık nihayet yeniden serbest. Orada bir ses var uzakta. Pasifik Orduları Başkumandanı, ayrıca İdris Şah Uçak Gemisi Kaptanı General John McNamara Dünya Savaşı başlatmaya karar verdi. Çok acayip hareketler yapacağız. Bir ona bir buna da alacağız. Eşi dostu da böylece uyarıyorum ben. Hani sığınağınız falan yoksa yaptırın. Varsa da hemen girin. Çok biz karışır. Ben kimin adına mı savaşıyorum? Kardeş, ben kendi adıma savaşıyorum. Biz delikanlıyız. Başkasıyla karıştırmayın. Delikanlı insan kendi değerleri için savaşır. Bizim belli misyonumuz, vizyonumuz, değerlerimiz, amaçlarımız. Biz vatanı, milleti, bayrağı için yaşayan insanız. Ama şimdi bütün bunların ötesinde dünyanın bekası için savaşacağız. Gerekin cevap, gerekin şekilde, gerekin zamanda ben ve güçlerim verecek. Bu dönemlerde akıl sağlığı çok önemli. Marmara hareketlerden kaçınalım bir de. Küfürlü konuşmaya, provokasyon yapalım. Panzer çiçek, toplumu saran cehaletten muzdaribim. Bir yandan son model beyaz Mercedes'i, bir yandan motorlu kuryesi, doktoru, üniversite hocası, hariciyecisi, hacısı, hocası, esnafı, çiftçisi, temel amaç birbirine düdüklemekçesine yaşayan insanlık. Bir sorun var. Neden? Bunu bir değiştirelim ya. Vallahi çok yoruldum ya. Merhabalar. Ben söylediklerinize kulak misafir oldum. Biraz musluğa düştüğünüzü gördüm. Umudunuzu kesmeyin. Az kar yağıyor. Bir yanda her taraf bembeyaz oluyor. Dünya ya da gerçeklik diyelim biz onu. O şekilde pıtırak diye değişir. Tabii Allah olumsuzundan korusun. Ben olumlu bir değişimden bahsediyorum. Yerlerde kar. Aman dikkat edin. Kaymayın. Kanak manak gider. Pardon, biraz hava durumuna takıldım. Önemli çünkü. İnsan bir anda bu kadar da kar yağacağını bilemiyor. Kutup bölgesinde böyle bir şey var. Ha, ne diyordum? Abi canını sıkma. Ben sana telefon vereyim. Sabit telefon da vereyim. Konuşalım. Ben sana yardımcı olayım. Seni bayanlarla görüştüreyim. Kusura bakmayın sayın seyirciler. Doğru kuramda değil miyiz? O zaman ben kimle konuşuyorum? Yok abi, ben seninle niye konuşayım? Allah Allah. Bella. Serkan Habis, üniversite değil hocam. Kendi imkanımızda makale yazıyorsun. Araştırmaya gidin, manda para mukavlinde alıyorsun. Karşılığında gençten kraliyet akademisi. Eğri benim kalan da çalışmam var. Kusura bakmayın, epeyce rüzgar var. Ben şu anda dünyanın kutup bölgesindeyim. Araştırma yapıyorum ben burada. Araştırma yapıyorum, araştırma. Niyem bağırıyorum? Huzurlar erdi kardeş. Kretayı dinlemiyoruz. Thunderbolt and lightning, very very frightening me. Kusura bakmayın, yalan mı söylüyorum? Ben kar adamıyım. Güldürmeyin beni. Benden yana düzmece haberler çıkaran da biliyorum. Seni ciddi şekilde cezalandıracağım. Serkan'a uzanan eller kırılsın. Yanlış anlaşılmasın, ben sağcıyım. Sap sağcıyım. Ayrıca orta yolcuyum. Durursak düşeriz. Koşacağız. Bu da slogan. Diğerlerime çok bağlı. Demokrasi, insan hakkı. Kim ve düşmanlığa tahrik edenler. Kolayca
provokasyona gelebiliyorum. Dişelerimi alıyorum, yakmaya gidiyorum. Sorunca da özür diliyorum. Zaten bir şey olmuyor gari. Kısmette varsa üzülmek, neye yarar üzülmek? Ben buldum bu lafı. Aklımı seveyim. Aklımı seveyim.